Kafa yapılışıyla devam ediyoruz. Şöyle şurada ipimi keseceğim. Gözlerimiz 12 milim şöyle açık kahve gözler kullanacağım. Kafa yapılışı için sihirli halka yaparak başlıyoruz. İlk sıramızdan 2 3 4 5 6 6 tane ördüm, kapatıyorum. Burada işaretleyicimi takacağım. İlk sırama işaretleyici takıyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine 2 tane sık iğne yapacağım. İkinci sıramızda toplamda 6 defa arttırma yapmış olacağız. Sıramızın sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. İkinci sıramızın sonunda hepsine 2 2 batıyorum. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızı bir tek örüp bir arttırma, bir tek örüp bir arttırma. Bu şekilde tamamlayacağız. 6 defa tekrarlıyoruz. Bir tek ör, bir arttır. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızda 18 tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızı 2 tek örüp bir arttırma yapacağım. 2 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Bir diğer ilmeğime çift olarak batıyorum. 2 tek ör, bir arttır. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım. Dördüncü sıramızın sonunda 6 defa yine arttırma yapmış oluyoruz. Dördüncü sıramızın sonunda da 24 tane ilmeğimiz olacak. Beşinci sırama geçiyorum. 1, 2, 3. Beşinci sıramızda da 3 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 2 3 Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım. 5. sıramızda da yine 6 defa arttırma yapmış oluyoruz. 5. sıramızın sonunda da 30 tane ilmeğimiz olacak. 3 tek bir arttır, 3 tek bir arttır. Son 3 taneyi örüp bir arttırmamı yapıyorum. Şöyle 5. sıramı da tamamladım. 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızı 1 2 3 4 4 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapacağız. 1 2 3 4 6. sıramızı da 4 tek örüp bir arttırarak bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. 6. sıramızın sonunda. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek örüp bir arttırma yapacağız. Sıra boyunca 5 tek örüp bir arttırma işlemini 7. sıramızda 6 defa tekrarlıyoruz. Yedinci sıramızın sonunda 42 adet ilmeğimiz olacak.
Yedinci sıramızı tamamladık. Sekizinci sırama geçiyorum. Sekizinci sıramı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yapacağım. 8. sıramızı da 6 tek örüp bir arttırma yaparak sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. 8. sıramızın sonunda 48 tane ilmeğe ulaşmış olacağız. Yani 48 tane ilmeğimiz olacak. Dokuzuncu sıramıza geçiyoruz. Dokuzuncu sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Dokuzuncu sıramızda da 7 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. 9. sıramızın sonunda da 54 tane ilmeğimiz olacak. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızı işaretleyicimin olduğu ilk ilmeğimden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 10. sıramızı da 8 tek örüp bir arttırma yaparak toplamda 6 defa tekrarlayacağız. 10. sıramızın sonunda da 60 tane ilmeğimiz olacak. 10. sıramızı tamamladıktan sonra 60 tane ilmeğimizi toplamda 8 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Yani 18. sıramızı da tamamlamış olacağız. 18. sıramızı da tamamladık. 19. sıramdan da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane ilmeğimi ördüm 19. sıramdan. Bir zincir çekip bir tane ilmeğimi atlayıp bir diğerine batıyorum. Bu ilk battığımdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmeğimi örüp bir zincir çekip bir tane daha burada sık iğnemi atlıyorum. Bir diğerine batarak 1, 2, 3 kalan 31 tane ilmeğimi de tek tek örüp 19. sıramı bu şekilde tamamlayacağım. 19. sıramızda zincirlerimizi de sayarsak, yani hiç arttırma yapmadığımız için hala 60 tane ilmeğimiz var. 19. sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 20. sıramızı bir sıra düz bir şekilde öreceğiz. Zincirlerimizin üzerine geldiğimizde de birer tane sık iğne yapacağız zincirlerimizin üzerine tekrar. 20. sıramda şöyle zincirimizin üzerine geldiğimizde buraya tekrar bir tane sık iğne yapacağım. Tekrar 9 tane ilmeğimi öreceğim. 9 taneyi ördüm. Tekrar zincirimin üzerine bir sık iğne yapıp kalan 31 taneyi öreceğim. 20. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 15 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle 21. sıramızdan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane ilmeğimizi ördük. Şöyle göz yerlerimiz tam burada. Tam göz yerlerinin altına gelecek şekilde bir tane arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum, bir arttırma. Bir tek örüyorum. Şu arttırmam söküldü. Bir tek örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum.
Diğer göz kısmına kadar 7 tane öreceğim. İki, dört, altı, yedi. Yedi tane ördüm. Tekrar. Bu gıcırdama beni mahvedecek ya. Tekrar. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir arttırma. Bir tek örüyorum. Bir arttırma. Burada da yan yana birer sık iğne boşlukla. Tam şöyle göz kısımlarının alta gelen yerlerde 3 tane arttırma yaptım. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp tamamlayacağım. 2, 3, 4. Kalan 28 tane ilmeğimi de tek tek örüp 21. sıramızı bu şekilde tamamladık. 21. sıramızın sonunda da 66 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi 22... 23, 24 ve 25. sıralarımızı, yani 4 sıra 66 tane ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz. 4 sıramızı tamamladık 25. sıramıza kadar. 26. sıramıza geçtik. 26. sıramızı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tek örüp bir azaltma yapacağım. 26. sıramızı 9 tek örüp bir azaltma yaparak, affedersiniz, azaltma yapıyoruz. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 tek örüp bir azaltma işlemini 26. sıramızda 6 defa tekrarlayacağız. 26. sıramızın sonunda 60 tane ilmeğimiz kalacak. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 26. sıramızı tamamladık. 27. sıramıza geçiyoruz. 27. sıramızı 1, 2, 3, 4. 4 taneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 5 defa da 8 tek örüp bir azaltma yapacağım. 27. sıramızda 2, 4, 5, 6, 7, 8. 5 defa da 8 tek örüp bir azaltma yapacağız. Kalan 4 tane ilmeğimizi de tek tek örüp 27. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 27. sıramızın sonunda 54 adet ilmeğimiz kalacak. 6, 7, 8. 28. sıramıza geçiyoruz. 28. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28. sıramızı 7 tek örüp bir azaltma yapacağım. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlıyorum. 7 tek bir azaltma. 7 tek bir azaltma yapacağım. 6 defa tekrarladıktan sonra 28. sıramızın sonunda 48 tane ilmeğimiz kalacak. 29. sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimin olduğu ilmeğimden itibaren 1, 2, 3. 3 taneyi ördüm. Bir azaltma. 5 defa da 6 tek örüp bir azaltma yapacağız. 2, 4, 5, 6. 6 tek ör, bir azalt. 6 tek ör, bir azalt. 5 defa tekrarladıktan sonra kalan 3 tane ilmeğimi de tek tek örüp 29. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım.
29. sıramızın sonunda da 42 adet ilmeğimiz kalacak. 2, 3, 4, 5, 6, 30. sıramıza geçiyoruz. 30. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek örüp bir azaltma yapacağız. 30. sıramızı. 5 tek ör, bir azalt. 5 tek ör, bir azalt. 30. sıramızda 6 defa tekrarlayacağız. 30. sıramızın sonunda 36 tane ilmeğimiz kalacak. 31. sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi 31. sırama alıyorum. 1, 2. 2 tane ilmeğimi tek tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tek örüp bir azaltma. 4 tek örüp bir azaltma işlemini 5 defa tekrarlayacağım. 3, 4. 5 defa tekrarladıktan sonra 2 tane ilmeğimiz kalacak. Onları da tek tek örüp 31. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 31. sıramızın sonunda da 30 tane ilmeğimiz kalacak. 32. sıramıza geçeceğiz. Yalnız burada kafayı bir miktar dolduralım. Otuz ikinci sıramıza geçiyoruz. 32. sıramızı 1, 2, 3. 32. sıramızı 3 tek örüp bir azaltma yapacağız. 32. sıramızda 3 tek örüp bir azaltma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. 32. sıramızın sonunda 24 tane ilmeğimiz kalacak. 33. sıramıza geçiyoruz. 33. sıramızı 1, 2. 2 tek örüp bir azaltma yapacağım. 6 defa tekrarlıyorum. 33. sıramızın sonunda da 18 tane ilmeğimiz kalacak.
Evet, kafanın arka kısmında da bitirirken şöyle bir tane ilmeğimi atlayacağım, bir diğerine batacağım. İlmek kaydırma yapacağım. Bir, iki zincir çekip kesiyorum. Evet, kafamızı bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle hafif yanak kısımlarına doğru, sadece yanak kısımlarına iterek elyaf dolduracağım. Kafamızı bu şekilde tamamladık. Gözlerimizi de 10 milim olarak taktık. Şöyle yüz şekillendirme işlemi yapacağız. Şu arka taraftan batıyorum. Önden gözümün yan tarafından çıkacağım. Tekrar diğer tarafından batıyorum. Şöyle iplerime batmadan, arkadan iplerimize batmıyoruz. Şöyle birini üst kısma geçireceğim. Gözün altına doğru. Tekrar arkadaki iplerime batmadan tekrar gözün yan tarafından çıkıyorum. Diğer taraftan batıp ilk ipimle aynı yerden çıkacağım. Bunu da şöyle alt kısmına geçireceğim gözün. Evet, ikisi de görünmeyecek şekilde gözün alt kısmında duracak. Elimle şöyle tutuyorum. İplerimin ikisini birlikte gözümüzü şöyle orantılı bir şekilde ipimi de arkadan çekip bağlayacağım. Diğer göze de aynı işlemi yapıyoruz. Evet, ikisini de bu şekilde şekillendirdim. Şimdi şöyle bir tane de uzun, daha uzun bir iğneye takacağım. Şöyle kafanın üst kısmından giriyorum. Alttan şöyle burun hizasından, yani şu hizadan çıkacak şekilde şu alt kısımda da 1, 2, 3 sıra kalacak. Çıkıyorum. Tekrar şöyle aynı hizadan, şu hizadan batıyorum. Aynı ipimle aynı yerden çıkacağım. Bunu da şu şekilde çekiyoruz. Buradan bağlayacağım. Evet, bu şekilde yüz şekillendirmemiz. Şimdi burnumuzu yapalım. Aynı renk ten rengi ipimle. Şöyle bir kat olarak iki gözün şey ortasından çıkıyor.
Bakıyorum şöyle. Tekrar bir kez daha geçiş yapacağım. Tam gözün altındaki sırada. Bir, iki, üçüncü kez geçiş yapıyorum. Tekrar şu yan taraftan çıkacağım. Şimdi burada şöyle iğnemin arka kısmıyla burnumuzun iplerinin içerisinden geçerek şöyle saracağım. Evet, şu ilk ipimi de şöyle biraz daha çekiyorum. Şu uç kısımdan batıp alttan çıkıp burnumuzu bitirmiş olacağız. Burnumuz bu şekilde. Şimdi şöyle kahverengi ipimden bir parça ip kesiyorum. Şöyle kahverengi ipimden bir kat olarak ip taktım. Ne oğlum? Gözümüzün şöyle şu kısmından çıkıyoruz. Şuradan da tekrar batacağım. Bu şekilde tekrar diğer gözümüze de aynı işlemi yapacağım. Kalan ipimle de kaşları yapacağım.
Şöyle gözün şu şekilde düşünün. Şöyle şu kısımdan 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıradan çıktım. 1, 2, 3 sık iğneyi içerisine alacak şekilde. Tekrar diğer taraftan da aynı şekilde çıkıyorum. Bir, iki, üç sık iğneyi içerisine alacak şekilde alttan tekrar çıkış yapacağım. Kaşlarımız biraz üzgün olmaması için şöyle aslında biraz yukarı doğru düzeltilebilir. İpimi burada kesiyorum. Kahverengi ipimden tekrar bir kat olarak ip çıkaracağım. İpimi tek kat olarak kullanıyorum. Şöyle önce şöyle boşluk bir noktadan çıkacağım. Çünkü gözün uç kısmına batacağım için biraz zor oluyor dipten diye direkt çıkmak. Şöyle buradan tekrar batıyorum. Buraya iki tane kirpik yaptım. Tekrar diğer tarafa geçeceğim. Bu şekilde. Şöyle gözün alt kısımlarına da şöyle krem rengi bir ip kullanacağım. Şöyle alt kısımdan çıkıyorum. Şöyle şuradan tekrar batıyorum.
Bu şekilde tamamladık. Şimdi kulaklarımızı yapalım. Şöyle yüz şekillendirmemiz bu şekilde bitti. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle gözün şu hizasından, yani kirpiklerin bitim hizasının şöyle uçlarının şu kirpiklerinin uçlarından geldim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5'inciye batıyorum. Daha sonra bir taneyi atlayıp bir alta geçeceğim. Aynı ilmeğin içerisine 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3'üncüye batıyorum alttaki. Şöyle iplerimi de arkadan bağlayacağım. Diğer kulak için tekrar zincir çekiyorum. Şu en son battığımız bitim noktasından şöyle bir, iki, üç, dört, beşinci deyim. Aynı şu başladığım hizadan şöyle battım. Başını alıyorum. Bir, iki, üçüncüye batacağım. Beş tane ikili trabzan. Üç, 4, 5. Tekrar bir sırayı atlayıp bir üstteki sıraya batıyorum. 2 zincir ipimi keseceğim. Şöyle biraz düzlüyorum, çok çıkık olmasın diye. Evet, bu şekilde. Şimdi şuradan bir tane minik bir ağız yapacağım. Uzun bir iğneye takıyorum. Şöyle kafanın arka kısmından batacağım.
Burnumuzun 1, 2, 3, 4. hizasından şöyle tam hizadan çıkacağım. Burnun şöyle yan tarafından. Bakın boşluk olarak 1, 2, 3, 4. Tekrar şöyle bir, iki, üç, dört, beş, beşinciden şöyle burnumuzun şu hizasından tekrar batıyorum. Arkada aynı ipimle aynı yerden çıkacağım. Böyle bağlayacağım.